çok teşekkür ederiz. Filmimiz sizin sayenizde senenin en iyi filmlerinden biri oldu. Hepiniz sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Daha bildiğiniz üzere Dağ 1'le başlayan bir serüven. Tabii ki hikaye çok daha farklı ama ana karakterler aynı. Bekir ve Oğuz'un iki zıt karakterli arkadaşın hikayesi. Dağ 2 için yönetmenimiz Alper Çağlar binlerce mail aldı. Dağ 2'nin yapımı aslında biraz da böyle oldu. Yani 4 sene önce zaten senaryosu hazırdı Alper Çağlar tarafından. Ki Alper Çağlar 4 sene önce bu senaryoyu yazdığı zaman hani günümüz konjonktürünü hiçbir şekilde bilmiyordu. Bilmesi de zaten mümkün değildi. Ama tabii ki öngörüleri vardı demek ki. Böyle bir hikaye oluşturdu ve oluşturabildi. Hazırlık süreci yaklaşık 2 sene sürdü. 2 sene boyunca bir ön hazırlığımız oldu. Ama ekipmanların ve ekibin hazırlanmasının ön hazırlığı yaklaşık 6 ay sürdü. Final sahnesinde görmüş olduğunuz tankın yapımı yaklaşık 3 ay sürdü. Oyuncular 3 ay boyunca sıkı bir eğitimden geçtiler. Bu sırada tabii Milli Savunma Bakanlığı'nın, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ve Kara Kuvvetleri'nin, ordumuzun daha doğrusu Genelkurmay Başkanlığı'nın desteği ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın desteği sonsuzdu. Zor bir süreç oldu ama keyifli bir süreçti. Sonuçlarını da hep beraber görüyoruz zaten. 4 Kasım Cuma günü vizyona girdi filmimiz. Pazartesi sabahı uyandığımda sosyal medyada yaklaşık telefonumda 1730 mesaj vardı. O gün Facebook Messenger'ı silmek zorunda kaldım mesela. Ki daha diğer arkadaşlara gelen mesajları siz düşünün. Tabii ki genelde olumlu mesajlar alıyoruz. Ben şimdiye kadar olumsuz mesajı almadım. Birkaç teknik detayla ilgili çok dikkatli olan seyircilerimiz, hatta beklentisini çok çok ütopik seviyelerde tutan arkadaşlardan tabii ki bir iki ufak mesaj geliyor eleştiri babında, ama onları da dikkate alacağız tabii ki. Haklı eleştirileri var. Aslında ben ülkemin izleyicisini ayırt edemiyorum, çünkü gittiğimiz her yerde aynı ilgiyi görüyoruz. Ama Eskişehir'in benim için ayrı bir yeri var. Benim rahmetli babam 66-67-68 sezonunda Eskişehir Spor'da oynuyordu. Fethi Heper'le beraber oynuyordu. Eskişehir'in SS diye estiği zamanlarda. Eskişehir'in benim için ayrı bir önemi var tabii ki. Daha filmi çok izledim. Hatta birkaç kere izledim. En çok etkilendiğim sahnede bir şiir vardı. Hüseyin Nihal Atsız'ın. Orada çok duygulandım. Çok güzel bir filmdi. Herkesin emeğine sağlık. Bu filmi herkes izlemeli bence. Şu anki eksik olan bu vatani duyguları hani öne çıkartmaya yönelik bir film. Herkes izlemeli diyorum. Bir kere izledim. İkinciyi de izleyeceğim. Eğer vizyondan kalkmazsa. Herkes gitmeli, birilerini de götürmeli. Çekimler sırasında biz daha çok o zorluklarla karşılaştık, kalan zorluklardı. O da hep böyle dağlarda olduğu için doğal olarak, hani bir herhangi bir konforu olmadığı için bu işin, fiziksel zorlukları vardı. Ama ekibimiz küçük ama aile gibi bir ekipti. O yüzden herkes birbirine destek oldu, herkes birbirine güç verdi. Bir şekilde o hikayenin de büyüsüyle sanırım o kadar da zor gelmedi. Şimdi bakınca nasıl yapmışız diyoruz ama sanırım gerçekten hikayenin büyüsüyle o gücü herhalde kendimizde hissettik. Film çıktıktan sonra bilenlerden aldığımız geri dönüşlerden anladığımız kadarıyla gerçekten birbirinin aynısı denilecek kadar. Elbette çok daha hani çok daha kötüleri yaşanıyor. Biz çok daha yumuşak bir şekilde anlatıyoruz ama bu yumuşak şekli bile gerçeklik ne kadar gerçek diye sorarsak eğer onlara, onların cevabı evet aynen böyle. Birebir çekmişsiniz diyorlar. O yüzden hani onlar bize teşekkür ediyor, biz onlara teşekkür ediyoruz. Biz yumuşak bir şekilde anlattık. Ama bunun düşünün ki hani tahmin edin ki bu filmdekinin bir 10 katını yaşıyorlar orada. Hem zorluk olarak, hem acı olarak, hem de kayıplar olarak. Yani biz mümkün olduğunca bunu bir şekilde aktarmaya çalıştık. Askerimizin orada yaşadığı şartları. Kıyısından bile geçmiş olsak, bir parça bile anlatabilmiş olsak ne mutlu bize. Ama diyorum yani bu gördüğünüzün kat be kat daha zorunu yaşıyorlar. O yüzden biz asla haklarını ödeyemeyiz. Umarım onlara güzel bir armağan olur. Umarım insanlar hani bir şekilde yaklaştırmış oluruz bu durumu, onların yaşadığı durumu. Güzel bir film yaptık. Güzel bir film yaptığımızı düşünüyorum. Ne söyleyebilirim bununla ilgili? Başka arkadaşlarım zaten gerekenleri söylemiştir ama ben şundan eminim, emin olduğum bir şeyden bahsedeyim. Türk halkı daima çabayı, çok çalışmayı, sabrı ödüllendirir. Biz şu anda 1,5 milyona doğru koşuyoruz.
ekipçe çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Takdir ediyoruz. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Bu bize bir parça doğru bir şeyler yapıyormuşuz hissi veriyor esasında. Bunun için mutluyuz.